dance floor. Met her on the dance floor. Who do? Shining out of her flaws. Do we ever tie? Kisses on the dance floor. Kisses on the dance floor. We're through. Are we aimlessly just holding on for life? We're caught in a house fire. Glass and dishes on the table, dancing as our memories fade to black. Ooh, never gave this shit a fucking label. Whatever we have's under attack. Yeah, better on the dance floor. Better on the. Merhaba arkadaşlar, gene ben. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkesinizin sağlığı yerindedir. Korona günlerinde, özgürlüğümüzün kısıtlandığı bu günlerde değişik bir video çekeyim dedim. Genelde erkekleri ilgilendiren bir video ama umarım bayanlar da izleyecektir. Sıfır araba almaya gideceğiz. Hem sıfır araba fiyatlarına bakacağız. Arkadaşım aradı, işte araba alacakmış. Beni beraber gidelim mi dedi. Ben de dedim fırsatı değerlendireyim dedim. Hem değişik bir video olur. Orada arabanın özellikleri falan. Benim de merak ettiğim bir araba açıkçası. Volvo XC40. Umarım iyi video olur. Güzel video olur, keyifli bir video olur. Keyifli izlemeler size. Orada görüşürüz. Beğenirseniz videolar böyle bu şekilde devamı gelecek. Gel. Gel. Ya gelsene. Tamam, az bir şey daha gel. Tamam, ulu Allah siz seni vuracaktın az kalsın. Evet arkadaşlar, bu arabamız gidiyor. İçindeki şanslı arkadaşımız alıyor bugün arabayı. Bak çekme diyor bana. Gözükmüyor, korkma. Arkadaşlar şu canavarı bir çekeyim dedim. Vallahi orada duruyor canavar gibi. Şu an gidiyoruz. Burada maskesini bile takmış ya. Evet arkadaşlar, yoldayız. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar yüzlerini göstermek istemiyorlar ama çekmeyeceğim, korkmasınlar. Yola devam. Ya şuralara park et işte, baksana nereye gidiyor lan, sağ park et. Ha geldik ha. Pardon ya. Sen ne dedin? Evet geldik arkadaşlar. Yol yarım saat 40 dakika falan sürdü. Şimdi araçlar burada. Değişik bir yermiş ha. Maşallah. Birazdan size göstereceğim şimdi arabaların. Biraz gezelim şöyle. Bakalım. Birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar, arabamız burada. Birazdan bu canavarı alacağız. Bir dışından çekelim. Ondan sonra. Evet, bir yeni kokusu alalım arabadan. Maskeyi çıkarayım. Ne bakacağım ya? Touch screen. Ne kazasız belasız. Abi jantlar gayet iyi aslında. Ne kadar bu? Bu da güzel. Onun özelliklerini bana buradan saysana bir Kemal. Şuna bak ya. Hangisi? Evet arkadaşlar, bu 26.000 bence fiyat olarak iyi ya ha? Şuna bak, şuna. Hangisi? Ha ona geliyorum. 2016'ymış bu. Ha bunlar ikinci el. 21.000. Olsa yanındakine gidiyoruz. 2019 model bu araba arkadaşlar. Plakasından kaç model olduğunu anlıyoruz. 21.000. Adaptif kamera, petrolmüş, otomatik, 21.000 sterlin. Özellikleri 2 litre, 2020 model arkadaşlar, 2 litre, 190
beygir. Ama araba çok güzel. Evet, arabalar temizlenmiş. S90. Çok tatlı bir araba. Evet. Aldığımız arabanın rengi değişiyor. Buna kadarmış. 2020, 33 bin lira. 194 beygir, otomatik. £33.000. Sıradaki 2019, 38 bin lira bu. Bu büyük bir ihtimal motor gücü daha yüksektir. Motor gücü hemen bakalım. 2000 motormuş, 300 beygir. Evet, bu araba 300 beygir. İç dizayn olarak aynı, aldığımız arabayla aynı. Evet, şimdi bu tarafa bakalım. £39.000. Bu biraz daha irisi. Bizim aldığımız biraz küçüğü. Bu biraz daha irisi. £39.000. Bunlar ikinci eller arkadaşlar. Bu neymiş? 250 beygir. 2000 motor. Bu da böyle. Şuna bakalım. £26.000. Bugün sadece Volvo'ya geldik. 26.000 lira. Bu da 235 beygir. 2018 modelmiş. Bu 70.000 mildeymiş. 70.000 kilo milde. Kilometrede değil. 2018. Hemen şuna bakalım. Satılmış bu araba, sıfır. Satılmış. Şimdi satılmış. Fiyat olarak yazmıyorsun da satıldığı için. Rengi kırmızı. Jantlar da hoş. Fiyat olarak 31.900 lira. 2021 model. 163 beygir. Petrol. Bizim aldığımızın aynısı. Evet, arkadan. Biraz son şimdi detaylı aldığımız arabanın içini göstereceğiz. Özelliklerini falan. 31.000 lira. 2021 model, sıfır. 1000 mile'de, daha 1000 kilometre gitmiş araba. 1000 mile gitmiş. İçi açık değil. Evet, böyle arkadaşlar. Fiyat olarak bunlara bakalım. Bunlar kazalı. No, kazalı değil. Sıfır, evet. 2017. Evet, bunlar da, bu da eski Volvo'muz. 98 model büyük bir ihtimal. 99 ya da 98. Eski Volvo'muz. 2019, 34 bin lira. 2019 model, 34 bin lira. 250 beygir, 2000 motor. Evet, şurada araçlarımız sıfır değil, kaplama yapmışlar. Evet, bu irisi, daha büyüğü bu. 57 bin lira. Evet, hemen buna bakıyoruz. Buna bakıyoruz. 404 beygir, 5000 mile'de, 2020 model, 57 bin lira. Bu biraz daha iri. Bu biraz daha irisi, daha yüksek. Geniş. Evet, buraya geliyoruz. 49 bin lira. 390 beygir. 2021 model. Bu da yeni. Bu da satılmış. Satılmış bu. 35 bin lira. Bunlar biraz daha irileri. Bizim aldığımızın. Biraz daha ileri. Bu 35 bin lira. 35 bin sterlin. Buna bakıyoruz. 250 beygir. 2020 model. 6000 mile'di.
28 bin lira bu. 2018. Bu biraz daha güçlü büyük bir ihtimal. Hemen özelliğine bakıyoruz. 407 beygir. 407 beygir. Aracımız bu. Güzel araba. Evet. Bakın bu beyaz 32 bin lira 2020. 33 bin lira. 37 bin lira. 38 bin lira. 33 bin lira. 2020 bunlar. 2019 bu. Bu 2020. Bu güzel ya. Bu çok hoş duruyor. Efendim. Evet arkadaşlar, şu an arabamız bu, çıktık yola. Şimdi bir yerde bekleyip tanıtımını yapacağız arabanın. Polis durdurmuş. Aynen, trafikten. Önce motordan başlayalım. Şey verdi, alarm verdi. İlk önce motorun özellikleri. 163 beygir arabamız, 3 silindir, 1500 motor. Motor şeyine göre büyük. Değil mi? Evet. Sıfır araba arkadaşlar. İlk defa sıfır arabanın kaputunu açıyoruz. Direk yerimiz. Her şeyimiz var. Sıfır araba demek ki böyle oluyormuş. Ha? Başka burada göstereceğimiz özellikleri. Arabanın sıfır olması, başka da bir şey olmaması. Görüntüsü çok güzel. Ön grili. Grili tamam mı? Glass and dishes on the table. Dancing as some memories fade to black. Evet. Ha? Evet. Whatever we have under attack. Yeah, better on the dance floor, better on the dance floor. Lamba olayı çok hoşuma gitti. Kesinlikle. ...470 litreydi. Bagajı bence çok iyi. Benim arabanın bagajından büyük gibi sanki ama... ...bu şekilde koyalım. Dur bakayım, duracağım. Durmadı. İçi gayet yüksek. İçi gayet yüksek. Baksana öyle kafalarını. Geniş. Bayağı geniş. İçine geçebiliriz. Yavaş kalsın. Gel içine geçelim. Evet arkadaşlar, ön konsol. Burayı açıyoruz yandan. Biraz küçük gibi ama şey değil mi? Evet. Burası şey küçük, torpido gözü biraz. Çok çirkin maalesef. He. Küçük, biraz küçük. Sol passenger side'de kilit açma kapanma yerleri. Arabanın iç döşemesi gayet güzel. Ekonomik ve konforlu bir araba. Evet, şimdilik olay burada. Bir çalıştırsana yalnız şey, ekranına bir bakalım. Evet, ekran bu şekilde arkadaşlar. Normalde haritayı falan her şeyi navigation buradan gösteriyor. Direksiyon nasıl?
Gayet. Bence kalın çok güzel. Evet. Bence çok güzel. Senin arabanı Haziran biraz daha ince tabii ki. Hafif daha ama tamamdır. Evet, evet, güzel. Direksiyon çok güzel, çok hoşuma gitti. Start stop. Keyli center. Ondan sonra bu üst tarafta arkadaşlar falan. Şu olay yol intel safe diyor. Yol güvenliği, yol lane'leri, yol çizgilerinde şaşırmaması için. Gene ufak tefek bir işin şey özelliğine bakalım şimdiniz. Direkt USB'yi takıp tüm bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. O çok iyi. Onun telefonunuzu kaydediyorsunuz. Bunlar ne? Arabayla ilgili tüm detayları buradan görebiliyoruz. İşte yoldaki uyarı işaretlerinin sınıflarına kadar tüm detaylar burada veriliyor. İşte çok iyi ya. Bildiğiniz bir bilgisayar ekranı gibi bir şeyi var arabanın. Laptop gibi düşünün, böyle bir laptop. Her şey bunun içinde değil mi? Evet, aynen. Her şey bunun içinde. Buradan bütün özellikleri, müzik olsun, bütün connection'lar, her şeyini buradan yapabiliyorsunuz. Mesela burada herhangi bir USB takılı olmadığı için detayları göremiyoruz. Normalde eğer bir USB olsaydı tüm bilgilere buradan ulaşabilecek. Yine burada internetle ilgili. Ha, internet Google bağlantısı var değil mi? Tabii. Aynen, ha, çok iyi. Google'la iletişime geçiyor. Otomatik olarak buradan sesinizi kaydediyorsunuz ve sizi tanıyor. Çok iyi. Dışında... Üstteki navigation değil mi? Evet. Navigation'ımız. Ha. Navigation'ı ayrıyeten arkadaşlar burada görebiliyorsunuz ekranın içerisinde, göstergenin içinde. Mesela öyle bir sistem var, bir deneyelim. Ne yapıyoruz? Biraz önce yapmıştık ama. Ha. Aktif hale getirdiğiniz zaman kafadan bir adres giliyoruz şimdi. Portekiz'i seçtik. The route includes motorail trains. Prepare to turn right. Araç şu anda park halinde olduğu için. Ha, okay. The route is being calculated. Prepare to turn left. Ha, kemere takmadığımız için mi acaba? Hareket etmediğimiz için, hareket edince navigasyon devreye giriyor çünkü hareket etmiyoruz. Dur. O zaman. Tamam, arkadaşlar normalde bu ekran tam ortada, göstergeleri biraz kenara gidiyor. Ekrandan görebiliyorsunuz şeyin içinden. Ondan sonra başka ne özelliklerimiz var? Google Search'ümüz var. Arabanın bütün özellikleri, yani bütün bildiğiniz her şeyi buraya kaydetmişler. Şey çok hoşuma gitti yalnız. Vites topuzu çok hoşuma gitti. Çok küçük hareketlerle ileri, boşta geri. Bakın burası, sadece burası. Parking. Bu da parking kontrol. Normalde trafikte durduğunuz zaman buna basıyorsunuz. Frene basmanıza gerek yok. Bundan sonra içi böyle. Burada boşluğumuz var. Bunu nasıl açıyordunuz? Bu biraz... Ha, basmadım. Bir yerimiz var burada. Koltukların rengi çok hoşuma gitti. Arkası çok hoş. Arabanın arkası çok geniş arkadaşlar. Hani Jeep'e göre, bu modeline göre arkası çok geniş ve yüksek arabanın. Koltuk seçimini buradan yapabiliyorsunuz. Benim gözüm gene şu arabaya kaydı. Şunu gene bir çekeyim. Tamam. Allah göstermek iste. Başka sormak istediğiniz bilgiler varsa gene şey yapabiliriz. Ama dediğim gibi 167 beygir, 3 silindir. Arka görüntü. Tekerlerimiz. Hayırlı olsun. Aynalarımız, her şeyimiz. Ha, okey, onu ekrana geldi arkadaşlar. Bakın. Buradan bu şekilde, şu şekilde daha rahat haritayı buradan görebiliyorsunuz, yol güzergahını. Kaç kilometrede arabamız? Arabamız 380 mailde mi? 38. 38 de. Oh, pardon, bir saniye orayı çekeyim. 38. 38 mailde daha, 100 bile değil yani, 38 mailde, o da yoldan geldik. Küçük şu küçük aynalar çok işe yarıyor arkadaşlar, büyük araçlarda tavsiye edebiliriz. Vallahi aracımız böyle. Bütün bilgiler zaten buradan bakabiliyorsunuz. Ön göstergesi, her şeyi burada. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Daha devam ediyoruz. Volvo XC40 anahtarımız, hafıza. İki tane hafızası var. Koltuk hafızası. Kapı kolları yan tarafı ve bu direksiyon tarafı. Bu şekilde arkadaşlar.
Başka da hani genel olarak bu şekilde arabamız. Genel olarak bu şekilde. Başka da daha diyeceğimiz fazla bir şey yok. Şu şey hoşuma gitti ya, tekrar söyleyeyim. Bakın. Elinizi arkadan koyarsınız. Vites topuzu. Vites topuzu diyorlar değil mi? Küçük ufak. Bazılarında bu da yok artık ha, yeni arabalarda. Ama bu olsun ya, bu bir özellik yani, bu arabada olsun. Değil mi? Vites olsun. Vitessiz de uçak gibi olur araba. Zaten uçak gibi, baksana gösterdi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ara ara aklımıza gelince yine çekiyoruz. Evet arkadaşlar, arabamızı baktık, bayağı bir uğraştık. Burada yerine teslim ettik. Eve doğru gidiyoruz şu an. Evet, ben de yerimin yolunu tutuyorum şu an. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Shining on our flaws, do we ever tire?